Merhaba arkadaşlar. Gülümseten Fikirler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu güzel kirazların yapımını paylaşacağım. Daha önce bu patiğimizi örmüştük. Kirazlarını da bu videomda sizler için paylaşıyorum. Bu amigurumi kirazlardan ben patik süslemesinde kullandım. Siz dolap süsü, anahtarlık, battaniye süslemesinde, bebeklerinizin yeleklerine böyle süs şeklinde yapabilirsiniz. Çok güzel olur. Ya bu şekilde arkadaşlar. Sizlere de fikir vermek istedim. Şimdi ben patik ipi kullandım yine. İki çeşit. Bir yeşil, bir kırmızı, bir de tığım. 3 numaratı. Şimdi bu güzel kirazların yapımına başlayalım bakalım arkadaşlar. Kırmızı ipimizle başlayacağız önce. Arkadaşlar 5 tane zincir çekerek başlıyoruz. Sonra yuvarlağımızı oluşturuyoruz. Yuvarlağımızın içine 6 tane sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Tığımızın üzerine hiç dolamadan çekiyoruz. Batıyoruz, çekiyoruz. 3 4 5 6. Ben 6'cıyı yaptım. Şimdi burada şuraya ipimizi bağlattıralım. Şimdi her sık iğnenin başına 2 tane sık iğne yapacağız arkadaşlar. 1 2 Artma işlemi yapıyoruz. Her sık iğnenin başına 2 defa batıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, her sık iğnenin başına 2 defa sık iğne yapıyoruz. Artma işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Her sık iğnenin başına 2 defa batıyoruz. Benim bir tane kaldı arkadaşlar. Saya saya yaparsanız. Çünkü ip de kırmızı olduğu için pek seçilmiyor arkadaşlar. Şimdi 12 tane sık iğne olmuş oldu. Yani 6 tane sık iğnenin üzerine ikişer ikişer her sık iğneye ikişer ikişer battığımız için 12 tane sık iğne oldu şu an arkadaşlar. Şimdi hiç artma yapmadan her sık iğnenin başına bir kez batacağız arkadaşlar. Bu şekilde öreceğiz arkadaşlar. Şimdi her sık iğnenin başına bir kez bakıyoruz. Batıp sık iğne yapıyoruz. Artma işlemimiz bitti arkadaşlar. Bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde hiç artma yapmadan 3 sıra ördüm ben. 1, 2, 3. Bakın arkadaşlar. Şu artma yaptığımız sıramız 1, 2, 3. 3 sıra artma yapmadan her trabzan başına, her sık iğne başına bir sık iğne yaparak böyle tamamladık arkadaşlar. Bakın bu şekilde oldu. Şimdi
atıyoruz. Bir daha atıyoruz. Şimdi büzme işlemi yapacağız arkadaşlar. Bu kirazımızın etrafını bu şekilde battık. Bir daha battık. Bu şekilde arkadaşlar. Battık. Çekmedik. Bir daha battık. Çekmedik. Böyle. Bu şekilde büzme işlemi yapacağız arkadaşlar. Şimdi büzmeye başladık. Burası büzülecek. Şimdi içini dolduralım arkadaşlar. Yani büzersek tamamen dolduramakta zorlanabiliriz. Ben parça ip koydum arkadaşlar içine. Siz evinizde pamuk varsa pamuk koyabilirsiniz. Bizim evde pamuk olmadığı için ben ip koydum. Şimdi ipimizden biraz keselim. Yeşil ipimizden içine koyalım. Dolgun durması için arkadaşlar. Sizin evinizde pamuk varsa pamuk koyabilirsiniz. Yani başka bir şey de koyabilirsiniz. Benim aklıma ip geldi. Ben ip koydum arkadaşlar. Pamuk olmadığı için. Şimdi battık, çektik, battık, çektik. Üçünü bir topluyoruz arkadaşlar. Battık, battık. İkisini bir topluyoruz. Ya büzme işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Battık. Sıradakine battık. Topladık. Bu şekilde döne döne büzeceğiz arkadaşlar. Battık. Battık. Üçünü bir topladık. Bakın arkadaşlar. Battık. Evet arkadaşlar. Battık. Tığımızı da çektik. Bir defa daha batıyoruz. Böyle bitene kadar batıp çekiyoruz arkadaşlar. Hep bu şekilde şu üst kısmını büzüyoruz arkadaşlar. Şimdi battık. Tığımızı çektik. Tekrar şuradan batıyoruz. İp var şurada arkadaşlar. O yüzden biraz zorlandım. Şimdi yeşil de çıkacak. Ben ip doladığım için biraz zor oluyor. İp koyduğum için içine. Çekemedik. İpimiz gözükmesin. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde tamamlamış olduk. Yani kirazımızın bir tanesini tamamladık arkadaşlar. Şimdi bir zincir çekip bunu da kopartacağız. Bakın koparttım arkadaşlar. Tığım takıldığı için sürekli geri geliyor. Şimdi yok oldu evet arkadaşlar. O yeşillik yok oldu şu anda. Şu ipimizi de böyle iç kısmına böyle çeke çeke saklayabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde.
Diğerini de bu şekilde yapın. Yaprak kısmının yapımını paylaşacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kirazlarımızı tamamlamış olduk. İkisini de aynı şekilde yaptık. Şimdi sap kısımlarını yapalım ve yaprak kısmını yapacağız arkadaşlar. Şöyle yeşil ipimizi bağlayalım arkadaşlar. 1, 2. Zincir çekelim. Ben de 10 tane zincir çekmiştim zaten arkadaşlar. Bu şekilde 10 zincir çekelim. Evet arkadaşlar, bu sap kısmını 10 zincir çektik. Sap kısmı 10 zincirden oluşuyor. Şimdi tekrardan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir daha çekiyoruz. Yaprak kısmını yapacağız arkadaşlar. Şimdi yanındakine bir sık iğne yaptık. Tığımızın üzerine alıyoruz. 5 tane ikili trabzan yapacağız arkadaşlar. Beş tane ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Tığımızın üzerine alıyoruz. Evet arkadaşlar. Başına bir tane sık iğne yaptık. 5 tane ikili trabzan yaptık. Şimdi tekrardan bir sık iğne yaptık. Bu şekilde. Sonra tekrardan aynı yere bir sık iğne daha yaparak yaprağın şu şekilde çevirdik. Şu kısmını yapacağız arkadaşlar. Tığımızın üzerine alıyoruz. Yine 5 tane ikili trabzan öreceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 5 tane ikili trabzanı tamamlamış olduk. Sonuna sık iğne ile batıyoruz. Bu şekilde ipimizi kopartıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Diğerini de bu şekilde hazırlayalım. Evet arkadaşlar, bu şekilde kirazlarımızı tamamlamış olduk. İsterseniz bunları böyle birbirlerine tutturabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Tutturmasanız da olur. Çünkü patiğimizi bu şekilde dikilecekleri için şöyle, yani şöyle birleştirilmiş gibi dikebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben böyle ayrı ayrı yaptım ama siz ikisini bir de yapabilirsiniz. Şimdi şu yaprağımızı şöyle yaptık. Buraya geldik. Oradan geri dönüyoruz ya. Buraya döndükten sonra buradan bir yaprak daha yaparsınız. Şu ikincinin yaprağını buraya yaparsınız. Sonrasında 10 zincir çekersiniz. Ve şu kirazımızla bağlarsınız. Bu şekilde hani bütün olmuş olur. Böyle ayrı olmamış olur. Ben ayrı ayrı yaptım. Ama bütün şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, kirazlarımızı da bu şekilde yapmış olduk arkadaşlar. İnşallah sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.